Evet, merhabalar. Şimdi SEO çalışmalarımız tamamlandıktan sonra bizim periyodik olarak kontrol sağlamamız gerekiyor. Mesela örnek veriyorum, birinci sırada bizim anahtar kelime kontrolümüz var. Hangi anahtar kelime, bizim hedeflediğimiz anahtar kelimeler Google'da ya da diğer arama motorlarda nerelerde yer alıyor, hangi sıralamada yer alıyor, onlar tabii ki çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bunun için çok basit ve çok kısa bir uygulama göstereceğim size. Web sayfamıza geldik. Web sayfamıza geldikten sonra bir Chrome extension var. Chrome eklentisi var. FactRank diye. Bu FactRank diye eklentisi Google'dan çok rahat bir şekilde bulup yükleyebiliyorsunuz. Bakın buradan ya da buradan tıklayıp bu eklenti kurabilirsiniz. Eklenti kurduktan sonra yapmanız gereken şu: kontrol etmek istediğiniz web sayfa aktif olacak şekilde o sayfa geliyorsunuz. Sayfa geldikten sonra FactRank uzantısına tıklıyorsunuz ve burada aradığınız kelime, hangi kelimede neredeyiz, bu sitede hangi kelimede nerede yer alıyor, şey yapıyorsunuz. Bir de hangi ülkede bu anahtar kelime Google'da yer alıyor diye bakmamız gerekiyor. Check dediği zaman anahtar kelimemiz ve o anahtar kelimeye karşı hangi URL'i Google'da ilk sırada ya da işte hangi sıralamada yer alıyor, onu bakmanız gerekiyor sizin. Kontrol etmeniz gerekiyor. Bu bir yöntem bu. Bir yöntem daha var. Onu da şey yapayım, size göstereyim. Hatırlarsınız bir önceki videolarda Webmaster Control kayıt yapmıştık. Webmaster Control'da kayıt olduktan sonra belli bir dönem geçtikten sonra bizim performance kısmının altında belli veriler gelmeye başlıyor. Yani işte kaç tane tıklama almışız, ortalama göstereyim ne kadar almışız, ortalama tıklama ne kadar alıyor bu web sayfa ve de ortalama konum. Ortalama konumu aktif etmeniz gerekiyor. Ortalama konumu aktif ettikten sonra bizim sağ tarafta pozisyon, her kelimeye karşı pozisyon görebiliyorsunuz. Mesela bu birden daha fazla kelime bakmak için yararlı olacaktır. Pozisyonu en yüksekten en düşükten başlarsa işte hangi kelime hangi sıralamada yer alıyor. Buradan kontrol edebilirsiniz. Bu bizim sıralama kontrolümüz. Sonra geliyor web sayfanıza gelen bağlantılar. Backlink'in kalite kontrolü. Yani web sitenizde kimler bağlantı vermiş ve onların kalitesi nedir? Bunu bakmamız gerekiyor dönem dönem. Onun için bizim kullandığımız yolumuz, yine Webmaster Console'dan devam ediyoruz. Webmaster Console, yani Google Search Console'dan giriş yaptıktan sonra sol tarafta bağlantılar kısmı var. Bağlantılar kısmına geldiğimizde web sayfaya gelen bağlantılarınızdan yola çıkabiliriz. Örnek veriyorum. En çok hangi web sayfa bağlantı vermiş? Buradan bakabiliriz. Şu siteye bir kopya çekelim. Bunun kalitesine bakmak istiyoruz. Kalite bakmak için ilk önce önemli olan hususlardan birisi o sitenin yaşı öğrenmemiz gerekiyor. Site kaç yaşında? 5 yaş üstü bir site ise tabii ki onun kalitesi daha yüksek olduğunu anlama gelir. Tabii ki bazı diğer faktörler de var. Sayfanın bir ceza alması ya da işte IP adresin bir diğer web sayfanın ile birlikte yasak listesine girmesi gibi olaylar var. İlk önce yaştan başlayalım. Yaş bakmak için smallseotools.com diye bir sayfa var. Oraya giriyorsunuz. Girdikten sonra alt bölümde bir yerde Domain Age Checker var. Yani domainin yaşın kontrol etmesi var. Bunu tıklıyorsunuz. Bunu tıkladıktan sonra web sayfa adresinizi buraya yazıyorsunuz. Sonra Check Domain Age opsiyonu tıklıyoruz.
Evet, şimdi web sitenin yaşı buradan görebiliyoruz. 3 yaş ve 3 yaştaki bir domain ortaya çıkmış oluyor. Peki, domainden sonra bu domainin gücü, domain authority ya da risk seviyesi nedir? Onu kontrol etmemiz gerekiyor. Bunun için linkod.com diye bir sitemiz var. Oraya ben bunu kullanıyorum. Bu site girdikten sonra en alt bölümünde Website Authority Checker diye bir analiz var. Bu opsiyonu tıkladıktan sonra web sayfanıza tıklıyorsunuz. Web sayfanızdaki adres buraya giriyorsunuz. Girdikten sonra Authority Check. Yani böylece ve şimdi şöyle bir durum var. Burada iki tane farklı firmanın değerlendirmesi var. Bu Moz'un değerlendirmesi. Moz Domain Authority 1'den 100'e kadar sayıyor. Ve spam score yani risk seviyesi gösteriyor. İkinci değerlendirme Majestic SEO firma tarafından yapılmış. Onun da değerler burada var. Bu da TrustFlow yani TrustFlow güvenlik seviyesi 0 olduğunu söylüyor. Ve Citation Flow yani sitenin genel puanlama durumu 0 olduğunu söylüyor. Peki bu iki tane firma kendi botları göre, kendi kurallara göre bir değerlendirme çıkartıp sonuçlar vermişler. Tabii ki bu normalde bir backlink'in, bir web sayfanıza gelen bağlantının domain authority minimum 25-30'un üstü olması gerekiyor. O yüzden bu domain şey anlamda geliyor. Ya çok yeni bir domain, 3 sene olmuş, 5 sene geçmesi gerekiyor belli bir otorite kazanmak için. O yüzden bunun isterseniz bu domainden kurtulabilirsiniz ya da bu domain backlink olarak arkadan devam edebilir. Belli bir dönem idare edilebilir ama normalde bu domain normalde Google'a bildirip ben bu domainden bir backlink almak istemiyorum diye yani disavow yapabilirsiniz. Yani bu domainin bağlantını kurtulabiliyorsunuz. Bunu da bir Google'a bildirmemiz gerekiyor. Bu önceki videolarda kötü backlinklerden kurtulma yoluyla ilgili bir video vardı. O video seyrederek bağlantının kurtulmuş olabilirsiniz. Peki, web sitenizin teknik hatalar. Bu çok önemli. Eğer web sayfa kendi yapmışsınız eğer bunu sizin kendi yapmanız gerekiyor. Bu hataları kendi gidermeniz gerekiyor. Eğer bir firma ya da dışarıdan bir destek alarak bir web tasarım yapıldıysa eğer o zaman sizin bu hataların liste hale getirip o firma ile ya da o kişiyle paylaşmanız gerekiyor ki web sitenizi bütün o teknik hatalardan kurtulmuş olalım. Bu hatalar yine Google Search Console, Google Webmaster Console'dan görebiliyorsunuz. Kapsam kısmına girdiğimizde burada bir sürü hatalar görüyorsunuz. Bu hataların örnek görüyorum. Bazı URL'lerde sorun olduğunu söylüyor. Tarama sonu yani Google botlar gelmiş ve bu sayfaları taramamış. Ya taramamış bu sayfalara. Bunun nedeni şu olabilir. Ya sayfanız çok ağır açılıyor. O yüzden botlar belli bir saniye içinde web sayfa taramak istiyor. Ve web sitenizin altında eğer içerik çok yoğun ise eğer o yoğunluktan dolayı ağır açılan sayfalara Google botlar taramadan çıkıyor. Bu tip hatalar görebiliyorsunuz normalde. Yeniden yönlendirme hatası var. Sonra Google bot tarafından kısaltılmış bazı içerikler görüyorsunuz. Bu tip hatalar sizin webmaster yöneticiyle paylaşmanız gerekiyor. Paylaştıktan sonra bu hatalar giderdikten sonra tekrar kapsam kısmına baktığımızda hatalarınıza hangi durumda olduğunu görebilirsiniz. Örnek veriyorum. Geçen yaptığımız bir
uygulamam vardı. O hatalar giderdikten sonra bakın şu anda hata seviyesi sıfıra düşmüş görünüyor. Harici bırakıldı ve geçerli. Harici bırakıldı olan sayfalar eskiden web sayfamızda vardı. Sonra o sayfalar silindi. Silindikten sonra 404 hata almaya başladı o sayfada. Bunlar çok ciddi alacak hatalar değil. Çünkü belli bir dönem sonra Google'dan siliniyor bu sayfalar. O yüzden bizim en çok üzerinde durmak istediğin şey bu hatalar. Kırmızı olan en solda yer alan kritik hatalar. Bunlardan kesinlikle kurtulmanız gerekiyor. Dönemden bunu kontrol etmenizi tavsiye edeceğim. Çünkü bu hatalar bugün tamam bugün sıfır seviyesine indirdik ama sonra belki bir ay sonra tekrar hatalar görmeye başlıyorsunuz. O hatalar devamlı periyodik olarak kontrol etmemiz gerekiyor. Böylece web sayfanızın kalite skoru yüksek olacaktır ve sizin hedeflediğiniz anahtar kelimelerde daha üst seviyede çıkmaya başarabilirsiniz.